Tekrar merhaba efendim. Bugün internetin azizliğine uğradık. İnternet zaman zaman bizde böyle kesiliyor. Normal olarak internet sorunu çözülünce ben kaldığımız yerden dersi tamamladım. Gördüğünüz gibi tahta tamamlanmış halde. Fakat bu defa da yeni internete bağlandığımda görüntü ve tahta ayarlamasını sağlıklı yapamadığım için sizlerle paylaşmadan önce bir ön izleme yaptım. Baktım ki her ne kadar efendim görüntü varsa da tahta gözükmüyor. Tabii benim dersimde tahta çok önemli. Tahta üzerinden konuşuyorum. Dolayısıyla tekrar bu yazmış olduğum metin üzerinden kalanını konuşmak durumunda kaldım. Bu üçüncü çekişim videoyu. Böylece lisans rehberlik bir dersimizin bir A bir de B videosu olacak. Önce A'yı sonra B'yi izlemeniz gerekiyor. Size zahmet olacak. Tümünü baştan yeniden çekmek istemedim. Çünkü bazen irticali olarak bu dersleri yaptığım için söylediğim şeylerin aynısını tekrar edemeyebiliyorum. Oysa ben bugünkü lisans rehberlik dersimizin girişinde çok önemli hususlara değindiğimi, onların altını çizdiğimi düşünüyorum. Bunları inşallah birlikte görmek bakımından kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Böylece yazılı olan kısmı inceleyeceğiz. Yazılı olan bölümü konuşmuş olacağız. Ve yazılı olan bölümleri konuşurken de daha önceki bölümde konuşmuş olduklarımı inşallah bu gördüğünüz tahtadaki yazılar üzerinden sağlıklı bir biçimde arz etmeyi başarabilirim. Eğer bunu iyi yaptığımı düşünmezsem dersi tekrar edeceğim. Farklı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Evet, en son internetimizin kesildiğinde Mushaf ve Kur'an tarihini okurken buradan İsmail Aydın Hoca'nın kitabına atıfta bulunmuştum. Sonra da merhum Hamidullah Hoca'nın kitabını izlemenizi tavsiye ettim. Dolayısıyla böylece vahiy ve Kur'an tarihi hakkında bir temel okumalarımızın oluşması gerekiyor. Üçüncü olarak meal okumaları tavsiyesinde bulundum. Çünkü bir ilahiyatçı akademisyenin Kur'an'ın muhtevasına vakıf olması ve dolayısıyla buna da şimdilik ancak meal üzerinden ulaşabileceğinize göre düzenli meal okumanız gerekiyor. Fakat bu meal problemlerine takılmamanızı öneririm. Mümkünse de birkaç farklı meal üzerinden birlikte okumalar yapabilirsiniz. Sizden istirhamım okuduğunuz meallerde mümkün olduğunca her bir surenin konularını, konu başlıklarını, bu konular hangi ayetten hangi ayete kadar işleniyor. Bunları tespit ederek bir deftere, bir nota, bir bilgisayarınıza her nereye yazıyorsanız orada notlandırmanızı zaman zaman da bu notlara bakarak işte Sure-i Bakare'de neler anlatılıyor, Âl-i İmran'da ne var, Nisa'da ne var bunları bir Kur'an kültürü, Kur'an muhtevasına efendim vakıf olma açısından önemli görüyorum.
Bu sizin sürekli yapacağınız bir şey ve ileride inşallah öyle bir yere, öyle bir noktaya geleceksiniz ki maal okumayacaksınız. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda ne dediğini inşallah kendiniz anlayacaksınız. Bunun arkasından yapacağımız diğer okumalar usul okumaları. Bizim genel okumalarda ve temel okumalarımızda usul çok önemli sevgili arkadaşlar. Benim YouTube konuşmalarımda da diğer konuşmaları izliyorsanız şayet usul konusuna ne kadar önem verdiğimi, usulü nasıl merkeze koyduğumu görürsünüz. Burada zaten usul okumalarında kanaldaki benim hadis usulü ve tarihi derslerimi düzenli bir biçimde izlediğinizde usulle ilgili hem bir altyapı kazanmış olursunuz hem de hadis usulünü okumuş olursunuz. Bunun dışında bir fıkıh usulü, bir kelam usulü, bir tefsir usulü, yani mevcutlar üzerinden temel okumalar yapmamız gerekiyor. Biz sizinle bir fıkıh usulü okumaları yapacağız. Bunu birlikte bir okuma metni olarak yapmayı deneyeceğim. Ve sizinle okuyacağız. Hangi fıkıh usulü kitabını okuyacağız, nasıl okuyacağız, bunları ileride konuşuruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, usul okumaları bizim ileride yapacağımız akademik çalışmalarımızın seyri bakımından zorunlu okumalardır. Bu zorunlu okumaları yapmak bizim için bir zarurettir. Ve dolayısıyla bunları inşallah tamamladıktan sonra yola devam edeceğiz. Peki bundan sonra dil çalışmaları üzerine geldik ve dil çalışmalarında birincisi Arapça, ikincisi de İngilizce olmak üzere iki dili iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için derslerimizin başında da söylemeye çalıştığım gibi düzenli bir çalışmayla ki ben bunu haftada 10 saat olarak söylüyorum. Haftada 10 saat dile ayırmalısınız. Tabii bu benim ideal olarak size önerdiğim bir şey. Sizin kendi koşullarınızı bilmiyorum. Her arkadaşımızın kendine özgü ve özel koşulları olduğunu kabul ediyorum. Bu itibarla benim söylediklerim genel şeylerdir. Özel olarak bunu programlamak tabii ki sizin kendinizin yapması gereken bir şey. Neden 10 saat önerdiğimi de söyleyeyim. Haftalık 10 saat yılda yaklaşık 500 saat eder. Dünya standartlarında bir dili orta düzeyin üzerinde öğrenmek 750 saattir. Dolayısıyla 1,5-2 yıl içinde Arapçayı da İngilizceyi de söylediğim anlamda düzenli çalışmak koşuluyla orta düzeyin üzerine çıkarabilirsiniz. Zaten dili orta düzey üzerinde bildiğinizde onu ilerletmeyi kendi başınıza halledebilirsiniz. Herhangi bir hocaya falan da ihtiyaç duymazsınız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, dil bizim son derece önemli bir akademisyenlikte olmazsa olmaz aracımız olduğu için onu ihmal etmememiz gerekiyor. Onu ihmal edemeyiz. Bunu mutlaka çözmeliyiz. Zira sadece kendi dilinden tercümelere muhtaç bir Türkçe konuşan ilahiyatçı olamayız. Hani Arap belki İslam ilimlerinin ana dili Arapça olduğu için başka bir şeye ihtiyaç duymayabilir. İngilizce bilenler, İngilizce ana dili olanlar, hani her şeyin İngilizcesi var diye ihtiyaç duymayabilirler. Ama kaldı ki Batı'daki akademisyenler bile her ne kadar İngilizce, Almanca, kendi Batı dili, ana dilini bilseler de İslami meselelerle uğraşıyorlarsa zorunlu olarak onların da Arapça öğrendiklerini görüyoruz. Demek ki dil bizim olmazsa olmazımızdır ve bundan kaçınamayız. Şimdi bundan sonra üzerinde durduğum diğer bir mesele temel okumalardan sonra ele almamız gereken önemli bir husus. O da okuyacağımız bu temel okumalar olsun, isterse alan okumaları olsun ki alana kullanana daha sonra geçeceğiz. Bunu nasıl okuyacağız? Yani bir kitap nasıl okunmalı, bir makale nasıl okunmalı? Bunun üzerinde durdum. Şimdi burada da göreceğiniz gibi sevgili arkadaşlar, nasıl okunacağı konusundaki birinci maddemiz, şu maddemiz bizim için önemli. Çünkü şöyle yapıyoruz. Genel olarak
bugüne kadar da pek çok şey okudunuz. Fakat bu nasıl okunulacağına ilişkin bir akademik disiplin almadığınız için zihninizde birçok bilgi var. Bunları birçok kitaptan, kaynaktan, makaleden vesaireden derlediniz, zihninizde topladınız bunları. Fakat acaba bu bilgileri ben nereden okudum, hangi kitaptan aldım, hangi kaynaktan öğrendim diye bir geri dönüş ihtiyacı olduğunda ya da onların kaynaklarını hatırlamanız gerektiğinde problem ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü okudunuz ama onların hiçbirini kayda almadınız, fişlemediniz. Benim yüksek lisans ve doktora derslerimin ilk daha başlangıcında en önemli üzerinde durduğum, öğrencilerime ısrarla tembihlediğim husus budur değerli arkadaşlar. Birinci madde, kaynağını gösteremediğiniz bilgi, bilgi değildir. Bir bilgiden bahsediyorsunuz. Ya şöyle bir şey okudum ama hangi kitapta okuduğumu bilmiyorum. Yazarının adını hatırlamıyorum. Bu bilgi değildir. Bilgi, kaynağını gösterebildiğiniz bilgidir. Bunun için de ister okuduğunuz kitap olsun, isterse makale olsun. Bunları okurken değerli arkadaşlar şu kare içine aldığım 3 maddeye dikkatinizi istirham ediyorum. Bunları anlatarak yazmıştım ama kaydı gösteremediğim için tahtayı size gösterememişim. Onun için tekrar ediyorum. Ve yazdıklarım çok önemliydi. Onları da yeniden yazmak istemiyorum. Bunların üzerinde durmak istiyorum. Evet. Okurken makale ya da kitapsa bunun tam adını yazıyorsunuz. Yazarının adını yazıyorsunuz. Yayın evi, makalesi hangi dergide çıkmış, dergi nereye ait, tarihi ne, bunları yazıyorsunuz. Buna biz bilgi fişleme diyoruz ve diğer adıyla data, yani veri tabanı oluşturuyoruz. Yani bilgimizin veri tabanı. Bu bilgiler nereden elde ediyoruz? Bunları belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları belirlediğimizde geri dönüş mümkündür artık. Ya ben güzel bir şey okumuştum ama nerede okudum hatırlamıyorum, sorununuz yok artık. Neden? Çünkü bunları fişlediniz, kayda aldınız. Oraya bakarsınız, kayda bakarsınız. Çok çabuk bir biçimde o bilginin kaynağına yeniden dönebilir ve ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle olunca sevgili arkadaşlar, burada her okuduğumuz, edindiğimiz bilgiyi fişlememiz gerekiyor. Ve bunları ileride bizim için ondan bilgi üreteceğimiz, eserler yazacağımız, makaleler yazacağımız bir havuza dönüştürmemiz gerekiyor. Orada toplamamız gerekiyor. Bundan sonraki şu üçüncü adım son derece önemli. Mesela bir makaleyi bitirdiniz ya da bir kitap okudunuz, bitirdiniz. Burada şu 5 madde çok önemli arkadaşlar. Bir, okuduğunuz her neyse onu değerlendirme notu yazıyorsunuz. Değerlendirme notu. Yani bir, okuduğunuz makale ya da kitabın konusu ne? Konu neydi? Konusunun ne olduğunu yazıyorsunuz. İki, konu yeterince işlenebilmiş mi? Yani yazar konuyu makalesinde ya da kitabında yeterli bir biçimde ele alabilmiş mi? Üç, yazar sizi yazdıklarıyla ikna etti mi? İkna oldunuz mu? Dört, yazarın ele aldığı problemler çözülmüş mü? Çözümleri yeterli buldunuz mu? Beş, sizin makale ve kitap hakkındaki genel düşünceleriniz ne? Eleştirileriniz, değerlendirmeleriniz, takdirleriniz, beğenileriniz, bunlar ne? Bunları içeren bir not yazmanızı istiyorum. Çünkü bu, bakın not diye burada çok önemli bir şey yazdım. Not, ben derslerde de tahtaya son derece önemli şeyleri not diye yazarım. Öğrenciler dikkat etsinler, onları not alsınlar diye. Buraya da yazıyorum. Not,
Bu beş madde ya da siz bunu altı yapar, yedi yaparsınız fark etmez. Bu maddeler ileride sizin kronolojik olarak düşüncenizin nereden nereye evrildiğini size gösterecek. Bu notlar sizin bir anlamda otobiyografiniz gibi olacak. Örneğin buraya da yazmışım. 2022'de bir kitap okumaya başladınız. 2022'de. Notlar almışsınız. 2030'da yeniden okuyorsunuz. Yani başka bir şey okuyorsunuz. Ya da bir ihtiyaç oldu, o 2022'de okuduğunuz kitaba yeniden döndünüz. Oranı aldığınız notlara bakıyorsunuz. Nereden nereye gelmişim diyorsunuz. 2050'ye Allah ömür verdi geldiniz. Allah Allah. Ne kadar değişmiş düşüncelerim diyorsunuz. Bu sizin adeta bir düşünce grafiğinizi oluşturacak notlarınız. Bu son derece önemli bir şeydir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, okuduğumuz kitaplarla ilgili bu anlamda değerlendirmeler yazmak, bu anlamda notlar tutmak son derece önemli. Dördüncü bir madde, okuduğunuz her makale ya da kitabın mutlaka kaynaklarına bakın. Dipnotlarını ihmal etmeyin. Çünkü onlar sizi yeni okumalara yönlendirecek. Bakacaksınız. Yazar hangi kaynaklardan yararlanmış, nelere bakmış, fikirlerini, düşüncelerini oluşturan yazarın beslendiği kaynaklar nelerdir? Onlara bakacaksınız. Ve bu baktığınız kaynaklar sizi yeni kaynaklar bulmaya, yeni kaynaklar elde etmeye yönlendirecek ve o dipnottaki kaynakları bulmak, kütüphanenize koymak ya da PDF'lerini indirerek dijital bir kütüphane oluşturmak ki birazdan bahsedeceğim. Bu sizin için son derece önemli olmalıdır. Onun için kaynakları ihmal etmeyin. Atıflara bakmayı ihmal etmeyin. Dipnotlara bakmayı ihmal etmeyin. Bu son derece önemli bir şey. Beşinci maddemiz, herhangi bir mesela konu okumayı düşünüyorsunuz. Ya ben şu konuda bir şeyler okumak istiyorum. Atıyorum herhangi bir konu. Akıl, hayal, vahiy, rüya, aklınıza ne geliyorsa. İlk okumayı Diya'dan yapın. Mesela ben vahiy demişim. Vahiy diyelim. Diya. Diya ne? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ansiklopedi. Bu ansiklopediye Google üzerinden çok rahat erişiyorsunuz. Google'u açıyorsunuz. Vahiy büyük harflerle Diya. Enter'a başlıyorsunuz. Sizi direkt bu maddenin bulunduğu Diya başlığına gönderiyor. Orayı tıklıyorsunuz, direkt ansiklopedinin vahiy maddesine gönderiyor. Onun altında PDF indir yer var. Basıyorsunuz, indiriyorsunuz, kütüphanenize dijital olarak koyuyorsunuz, okuyorsunuz. Böyle yüzlerce konu indiriyorsunuz. Diya okumanın önemi ne? Diya başlıkları, ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerli akademisyenleri tarafından yazıldığı için ve genel okuyucular hedeflendiği için hem çok ağır değil hem çok sıradan basit değil, orta düzey bir bilgi edinmek, konunun çerçevesini görmek, özellikle de kaynaklarını görmek bakımından Diya okumak son derece önemli. Yani demek ki her maddede, her ne çalışıyorsanız, hocalarınızın verdiği ödev olur, bir şey olur, bu bir yazar ismi olur, alimin adı olur, alimin kitabı olur. Aklınıza ne gelirse hepsini Diya'da büyük ihtimal bulabilirsiniz. Şimdi ikincisi, Diya'dan daha ileri okumayı düşünüyorsanız, mesela vahiy maddesini İsam Ork'a giriyorsunuz, isam.org, yine Google'dan yazıyorsunuz, o size açar sayfayı. Orada ilahiyat makaleler diye bir pencere var. İlahiyat makaleler penceresine giriyorsunuz. Vahiy diye yazıyorsunuz. Makale adı gir diyor. Makale adı giriyorsunuz. Vahiy. Vahiy ile ilgili sizi yazılmış onlarca makaleye ulaştıracak. Oradan isimlerine bakarsınız. Okumayı merak ettiniz. Makaleyi indirir. Okursunuz. Bu makaleler
o makaleyi yazan uzman kişinin yeterliliği, bilgi birikimi düzeyinde yazılmış en kaliteli yazılardır. Dolayısıyla böylece İSAM'dan da yararlanmış oluyorsunuz. İleride başka hangi veri tabanlarından yararlanabiliriz? Oradan kitapları, makaleleri nasıl bulabiliriz? İngilizce, Arapça vesaire. Bunlarla ilgili de zaman zaman bilgiler vermeye inşallah devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada diğer bir hususa daha geldik. O da yazma konusu. Yazmayı ihmal etmeyin. Ki biz bundan sonraki sizinle yapacağımız ortak konuşmalarda yani derslerde bu yazma konusunda örnekler yazacağız. Birlikte yazacağız. Size ödev vereceğim, yazacaksınız. Ve onları beraber değerlendireceğiz. Ve böylece akademik hayatın en önemli unsuru olan bir fikri ve bir düşünceyi kaleme alabilmek, yazıya dökebilmek hususunu sizinle birlikte inşallah başaracağız değerli arkadaşlar. Şimdi burada yazma konusunda birkaç maddem var. Onları da ele alayım ve bugün sizi fazla yormuş olmayayım. Konuyu toparlamaya çalışacağım. Bir, yazmaya başlayacağınız en doğru yer günlük tutmaktır. Günlük tutmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Mesela bu ders dinleyince akademik hayata başlamanıza da vesile olması bakımından bir günlük tutun ve bugün akademisyen olmaya karar verdim diye birkaç not yazın cümle. Günlük tutun. Tutacağınız günlükte yazacağınız her yazı, her cümle Türkçe kurallara uygun olsun. Noktası, virgülü, büyük harf, küçük harf, ünlem, tırnak içinde, aklınıza ne geliyorsa Türkçe gramer, doğru yazım kuralları. Bunları mutlaka kullanın. Üç, yazmanın üçüncü adımı, bundan sonra bunu birlikte işleyeceğiz. Bunlar üzerinde duracağım. Başlık koyma. Başlık egzersizleri yapın. Mesela bir konu, mesela buraya demişim ki akademisyen olmak diye bir konumuz olsun. Bununla ilgili ne başlıklar koyabilirim? Mesela ben akademisyen olma konusunu yazmak istiyorum. Neler söyleyebilirim? Ne tür başlıklar koyabilirim? Kaç farklı başlıkta böyle bir yazabilirim? Böyle bir egzersiz yapıyorsunuz. Evet, başlık egzersizleri. Bunu fiili olarak sizinle bu derslerde yapacağım. Birlikte yazacağız yani. Dört, sadece tek paragraflık yazılar yazın önce. İlk başlangıç. Bunları da yine uygulayacağız inşallah önümüzdeki derslerde. Bir paragraf. Önce bir paragraf yazıyoruz. Sonra 2, 3, 5 paragraflar yazmaya başlayacağız. Sadece tek bir paragraf. Peki bir tek paragraf nelerden oluşur? Üç unsuru var bir paragraf oluşturan üç unsur var. Bir, giriş cümlesi. Bir paragrafın giriş cümlesi onun o paragrafta anlatmak istediğiniz düşüncenin ana fikrini, genel fikri ifade eden genel bir cümledir. Evet. Daha sonraki cümleler bu genel fikrin açılımıdır, izahıdır. Son olarak paragrafın son cümlesi de bu genel fikrin sonucudur. Örneğin konumuz akademisyenlik diye başlıyoruz. Akademisyenlik düzenli çalışmayı, sürekli çalışmayı ve disiplini gerektiren bir olgudur diye bakın genel bir şey koyduk. Akademisyenlik böyle böyle bir şeydir. Sonra bunu açıyoruz. Çünkü akademisyenlik şöyle 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 şeyler gerektirir. Şunlar 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 yapılması gerekir. Şöyle 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 olur. Bir paragrafa kaç cümle koymak isterseniz bunları açılım olarak koyacağız. Ardından C son cümleye geldik. Paragrafın son cümlesi. Diyoruz ki sonuç olarak ya da
bütün bunlardan sonra ya da en nihayet ya da velhasıl gibi pek çok böyle bağlaçlarımız var. Diyebiliriz ki akademisyenlik efendim ciddi araştırmayı, dikkatli olmayı, düzenli olmayı, sürekli olmayı vesaireyi vesaireyi gerektiren bir ilmi faaliyettir. Bakın işte sonuç bir şey koyduk. Ve bu sonuç birinci cümlemizle uyumludur. Sevgili arkadaşlar, inşallah bu derslerimizde sizinle önümüzdeki yapacağımız derste hemen söyleyelim. Bir okuma başlayacağız. Yapacağımız her okumayı notlandırma. 3. Özet yazımı. Uygulaması yapacağız. Böylelikle bir taraftan bu dersler bizi akademisyenliğin en lüzumlu, en gerekli donanımlarını kazanmamıza yardımcı olacak. Diğer taraftan da temel okumalarla sağlıklı bir temel atmayı, akademisyen olmanın en sağlıklı temelini, zeminini oluşturmayı hedefleyeceğiz. Bunun için de sizinle benim YouTube kanalımdaki hadis usulü derslerimle birlikte burada yapacağım fıkıh usulü derslerini ve usul derslerimi inşallah takip ederseniz ki bu dersleri takip ettiğinizde takip etmiş olacaksınız. Çok sağlıklı bir zemin atmayı inşallah başaracağız. Bu arada zaman zaman sizi lisansüstü rehberlikteki bazı konuları dinlemeye de yönlendireceğim. Onları da size anlattığım bu konuları daha önceden böyle bir disiplinden geçmemişlerse mesela lisans 1, lisans rehberlik 1 dersimi dinleyin diyeceğim onlara da. Böylece zaten bunlar YouTube'da herkesin dinlemesine açık videolar olduğu için sizler de isterseniz o lisans üstüyü de dinleyebilirsiniz. Lisans üstü rehberliği dinleyen arkadaşlar da bunları dinleyebilirler. Sonuçta bunların hepsini birbirini takviye edecek, destekleyecek ve inşallah siz değerli öğrencilerimizin, gelecekteki varislerimizin sağlıklı, düzenli ve kaliteli bir akademik yolculuk yapmanıza rehberlik yapabilirsek bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Tekrar hepinize hayırlı çalışmalar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar.